12 derse şu 245, şu da 272. Sonunu bilen var mı bunun? Mesela o da ölüyor hocam. Ölüyor hocam. Hocam kimse çıkamıyor. Hocam siz de hiç yardım etmiyorsunuz. Etmiyor mu ördek orada yardım size? Orada bekliyor bak. Sence bekliyor. Aç çıktı. Emrah çıktı. Halil de çıktı. Sınav kolayı yapmış abi. Esasında burada kadın da bir şeyler söylüyor. Bu, biz mi yardım etsek acaba diyor. Anneleri niye inmiyor ki falan filan bir şeyler söylüyor. Başka bir şey olacaklar. Vazgeçecekler falan. Aynen ben de çok seviyorum. Onlar için ekli ya. Yardımlaşmadı. Ama bu şey merdivenler tertemizdi, ne yaptılar gördünüz mü burada? Projelerden ne benziyor? Tamam diyor, ben para almak istiyorum diyor. Alttakiler hala ne yapıyor? Sihir, sihirden kimse kalmıyor. Bunu bıraktılar gitti. Bir daha hazırlanacak. Anladınız değil mi? Kolay bir şey değil basamaklara falan çıkmak. Ama bu ördek biliyordu onların hepsini çıkıyor. Boş boşuna beklemiyor. Güzel de şey oldu onların. Böyle bir şey. Ben bu sınıfta bu dersi beceremeyecek adam olduğuna inanmıyorum. Eğer olsaydı başı boşuna zaman harcamazdım. Yok ya seni çek git falan filan derdim. Öyle birileri yok. Uğraşırsanız olacak. Yeteri kadar şeysi hikayesi uğraşmak. Tamam mı? Bazısı hızlı geçiyor, bazısı yavaş geçiyor. Bazısı birden bile kavruyor. Bazısı sonradan toparlıyor geliyor. Halit diyorum ya birinci sınıfta dersle alakası olmayan adamlar. Döktü öyle bir adam öyle çıkıyor ki ben de şaşırıyorum. Bu adam ne oldu bana? Sana ne oldu diyorum ya. O da bilmiyor, söyleyemiyor. Biz bilmiyoruz ki de bir şey oldu diyor, bir şeyler söylediler bana diyor. Onun öyle bir şey yaptığını ama herhalde insanın hepsinin kafası, tabiatı falan filan değişti. Ama yeteri kadar ulaşırsanız o basaman altında gördüğünüz gibi kimse kalmıyor. O ördek de biliyordu hepsinin orada çıkacağını, yoksa anneleri yani şey yapmaz. Hani çıkamayacağı bir yer olsa onları orada şey yapmaz, bırakıp gitmez. Bekliyor orada, demek ki şeyin bir parçası, onun da işi. Eğitiminin bir parçası. Bizimki de birazcık öyle herhalde, tamam mı? Bu dersten zorlandığınız ya da herhangi bir dersten zorlandığınız zaman dönüp bu videoyu izleyin yazıyor bir yerlerde. Nereden buldun sen? Şey derdi, Ducklings vs. Stairs de herhalde. Öyle bir şey. Ve çıktığınız zaman da ikinci defa geldikleri zaman oluyor ördekler, yavrular o ayrı merdivene. Çıkmalar hemen 10 saniye falan diyor, öğrenmiş oluyorlar çünkü. Ha biz buradan mı zorlanmışız ya falan filan diyorlar. Biz bu dersten mi kalmışız ya? Önünde birkaç kişinin olması, yapan birilerinin olması önemli. Yol gösteren birilerinin olması falan filan önemli. O şartların hepsi var. Ama gördüğünüz gibi birazcık işkence çekmeden, birazcık zahmete girmeden de bir şeyler becerilmiyor. Eğer beceriliyor olsaydı düz yolda yürüyor olurdunuz. Herkes yürüyor zaten. Bir şeye başarmak kolay bir şey değil. Zaman harcamanız lazım, emek vermeniz lazım. Birazcık işkence çekmeniz lazım. Maalesef gerçek dünyanın şartları böyle. Tamam tekrar dönelim Bigo notasyonuna. Bigo notasyonu da hemen hemen öyle bir şey. Öğrenmek için birazcık gayret etmeniz lazım. Ne olduğunu anlamanız lazım ama hiçbir zaman aklınızdan şu çıkmayacak. Bulmaya çalıştığımız şeyler şöyle şeyler. Bunlardan hangisine aitiz acaba? Hangisinin altında kalabiliyoruz? Onlar. Boşu boşuna burada uğraşmıyoruz yani. Tamam güzel. Bunu gösterebilir miyiz? Bunu gösterdik. Şu. Hemen bakıyorsun olmaz diyorsun değil mi? Bakar bakmaz anlıyorsun ama size soracaklar bunu göster böyle olmaz diye. Nasıl gösterirsiniz? Nasıl gösterirsiniz? Yine aynı şekilde kontrol dışında göstereceksiniz. Böyle bir C'nin olamayacağını göstereceksiniz değil mi? Nasıl olacak? İşte C çarpı N'in tamam mı? Bundan daha büyük kalacağını. İyi de tamam mı? C eğer N'le aynı değere sahip olacaksa tamam mı?
C'den bir tane büyük N aldığın zaman bu N kare onu geçiyor birdenbire. Anladınız mı? Dolayısıyla contradiction orada koyabilirsiniz. Bu olmaz. Bu burada değil. Bu şu kümenin içerisinde değil. Tamam mı? Yani onun altında kalmıyor. Bu daha başka bir kümenin içerisinde. Başka bir kümenin içerisinde. Tamam mı? Bir o notasyonla matematiksel olarak sağlam bir şekilde o söylediğimiz numaralar vardı ya. Söylediğimiz numaralar. Constant'ları, tamam mı? Şu önüne gelen constant'ları, şu 3 rakamını. Daha sonra lower order term'leri, şunları ihmal edebilecek bize bir matematiksel yöntem geldi elimize, biri sağlam çalışıyor. Bundan sonra artık biz bunları diyoruz ki ben bunun ispatını biliyorum. Böyle bir şey geldiği zaman 3 ile n'i at. Aynen şu kural gibi. Ben bunun türevini nasıl alacağını biliyorum. Türevin teorisine falan filan, türevin termine gitmene gerek yok. Yapacağın tek şey k'yı öne çekip k eksi 1 yapmak bunu. Tamam mı? K eksi 1 yapmak bunu. Yapacağın tek şey bu. Hani ispatı yapılmış yapılmış, kuralların hepsi belli. Bu kuralları siz biliyorsunuz ama ben şu ispatını da kafanızda iyice yerleşmiş olmasını istiyorum. İşin mühendis sonuçta, işin teorisi hakkında bir şeyler söyleyebilmeli. Her şeyimiz matematik, matematik üzerinde tüm dünyamız kurulu. Ama bazen işin temeldeki matematiği unutup matematiğin ürettiği kurallardan yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da bazen orada bazen çarpık şeyler çıkarabiliyor ortaya sonuçlar. Bunlara hafiften engel olmamız lazım. Bir de artı koskocaman discrete ders aldınız. Birazcık işe yarasın discrete ders. Induction'a falan filan orada. Induction'ı falan filan orada zaten gördünüz. Tamam, devam ediyorum. Soru soran var mı bunlarla ilgili? İyi kar yağdı ya. Orada yağıyor, burada yağmıyor. Orada da mı yağıyor? Tamam, big O notasyonun avantajları. It is possible to compare two algorithms with running times. Tamam mı? Bununla bu aynı küme. Bakın bu eşittir artık, şu eşittir. Bu bir küme, bu da bir küme. İki küme birbiriyle aynı. 7 n kare kümesiyle, tamam o 7 n kare kümesiyle o n kare kümesi birbiriyle aynı. Niye? Çünkü bunun içerisinde olabilecek her bir fonksiyon burada da olabilir. Dolayısıyla bu 7'nin bir önemi yok. Şunu kullanıyoruz. Ya da bu kümeyle bu küme de birbirinin aynısı. Küçük terimle küçük ordörlü şeyleri ihmal edebiliriz. Compare relative growth only diyor ya. Şu 7 n kare artı 3'ü de ihmal edebiliriz. Onun ispatı nasıl yapılacağı falan filan da. Belki biraz sonra ben bakarım. Belki de ödev falan veririz. Belki de sana da sorabilirim. Bu şekilde yaparsak diyor, algoritmaları implement etmeden analiz safhasındayken avantajların dezavantajları hakkında konuşabiliriz. Bu O'ları, TN'leri sadece çalışma zamanı diye düşünmeyin. Bazılarının hafıza kullanma yerleri de var. Bazı algoritmalar var, tamam mı? En kayılık hafıza kullanıyor. Bazıları O'nlik hafıza kullanıyor. Bazıları O birlik hafıza kullanıyor. Hafıza için de bunlar kullanıyorlar. Hafıza içinde bunlar kullanılıyorlar. Tamam. Burada A algoritması var. B algoritması var. A algoritması doğrudan T, A, O, N içerisinde. Peki şu doğru mu arkadaşlar? Doğru mu? Doğru. Niye? Hem O, N içerisinde hem de O, N kare içerisinde. Şunu uyguladığım ispatın çok benzerini şurada uygulayabilirim, değil mi? Onu uyguladığım benzerini, ya da ikisini yaptık zaten. Onu uyguladığım ispatın benzeri olmadı, hayır. Burada hemen n'leri götürdüm, çektim, değil mi? Burada yaparken induction kullanılır. Tamam. TA hem o n'de hem de o n karede. Eşit değil bakın bunlar. TB ama TB sadece o n karede. O'lar da büyük burada, büyük o'lar. Küçük o'nun manası farklı çünkü. Büyük O n karede. Tamam. Dolayısıyla diyoruz ki A is asymptotically faster than B. A algoritması B algoritmasına asymptotik olarak daha hızlı. A algoritması B algoritmasına tercih edeceğiz algoritma analizi safhasında. Önüne ne geliyormuş? 3 çarpı n kareymiş, artı n'miş falan filan gibi hikayeleri ihmal ediyoruz. Eğer tercih yapacaksan growth şeklinde, yani ne kadar hızlı büyüdüklerine bakarak, o zaman burada A algoritmasına B algoritmasına tercih et. Biraz önce daha önceki şekiller vardı ya, bizim o çizdiğimiz şekiller, asimetrik notasyon şekilleri. Orada zaten bir tanesinin en karenin, kuantitik olanın daha hızlı olduğu hakkında konuşmuşuz. Tamam. Devam edelim. Başka bir tane tanım. Bu Big O'nun kardeşi omega notasyonu. Omega'yı biliyorsunuz değil mi? Tanım çok benziyor Big O'ya. Bakın Big O'nun şeyi, omega'nın tanımına. Ne yapmaya çalıştığını anladınız mı bunu? Big O'da onun altında kalıyor muyumdu?
Big Omega'da da Omega'da da üstünde kalıyorum yani. Ama hala eşitlik de var. Gördün mü? Hala eşitlik de var. Bu da bir küme. Bakın bu da bir küme. TN fonksiyonu. Bu kümenin içerisinde hangi durumlarda C ve N0 sabitleri seçiyorsun. Öyle sabitler ki şu eşitsizliği N'nin N0'dan büyük olduğu her durum için, büyük eşit olduğu her durum için sağlıyor. N'nin N0'dan büyük eşit olduğu her durum için bunu sağlıyor. Bunun okunması nasıl? TN grows no slower than FN. TN FN'den daha yavaş büyümüyor. Güzel söylemiş değil mi? Daha yavaş büyümüyor da TN'nin büyüme hızı, the growth rate of TN is greater than or equal to growth rate of FN for the large N. Tamam. Ya da FN is a lower bound on TN. FN, TN'in lower bound. FN, TN'in lower bound. Bunu da burada söylüyor. Tamam, bu da Omega'da başka bir tane notasyon. Hemen sorayım mı hemen şurada? Bin N, o N içerisindeydi değil mi? Peki, bin N, bunun içerisinde mi? İspatı düşünün hemen. Nasıl ispatlamıştık şu üst taraftakini? Bin N, küçük eşit C çarpı N demiştik. C'yi ne seçmiştik? Bin seçmiştik, hatırlıyorsunuz değil mi? Aynı ispatı alttaki için kullanın. Yine olur. Yine öyle yapın. Geldi zaten, geç. Aynı ispatı orada yaptığımızı düşünün. Büyük eşit var sonuçta yine orada. Büyük eşit var. Çalışıyor değil mi? Binen büyük eşit binen olacak yine. Büyük eşitlik var çünkü orada. Binen büyük eşit binen olacak orada. Öbür o, ispat yapan bizim ispat yapan o sanatındaki adam C'yi 2000 seçmişti değil mi? O durumda çalışmaz. O zaman C'yi ne seçmemiz lazım? 1000'den küçük bir rakam falan. 800 seçelim mesela. Tamam. Ama bin seçtiğim için hem Big O rotasyon için hem de Big Omega için çalışıyor. Dolayısıyla ne demiştik şurada? Big Omega is an upper bound on TN değil mi? Big O. Big O is an upper bound on FN is a upper bound on TN'di. Orada hatırlıyorsanız burada söylediğimiz tanım da bunu söylemiştik. FN is an upper bound on TN demiştik. Bunu sağlıyorsa eğer. FN, TN'in upper bound'u. Bu durumda da FN, TN'in lower bound'u. Hem upper bound'u hem üst limiti, alt limiti. Dolayısıyla bu TN ile FN bayağı bir birbirine benzeyen iki tane fonksiyon gibi. Birbirlerinin hem upper bound'u hem de lower bound'u olabiliyorlar. Bununla ilgili zaten ufak bir şey gelecek. Bu da önemli bir tane şey. Bu da önemli bir tane notasyon. Şimdi biz ON derken ne diyoruz? Bizim algoritmamız en hızlı demiştik ya şurada. Binen en hızlı o n gibi büyür değil mi? Ondan daha hızlı büyümez. Bu dedi. Grows no faster than o n'dir. Algoritmamızın ne kadar hızlı söyleyebileceği. Bu güzel bir şey. Niye güzel bir şey? Algoritmanı sınırlamış oldun. Algoritman diyorsun lineer zamandan daha hızlı çalışmıyor. Güzel özellik. Bazen diyorsun ki algoritma, benim algoritmam lineer zamandan daha yavaş çalışamaz. Bunu da söylüyorsun bazen. O da önemli. Niye? Yani bazı durumlarda daha hızlı çalışması falan filan bilinen şeyler. Bunu söylediğin zaman algoritman benim, tamam, bunu ispatlayabildiğin zaman algoritman benim lineer zamandan daha yavaş çalışmayacaktır dediğin zaman şey ihtimalini kaldırıyorsun. Acaba bu algoritmayı hızlandırabilir miyiz? Başka bir, acaba biz bir şeyler bulalım. Hani şunu söyleyebiliyorsun. Bir algoritma eğer T algoritması, TA o N içerisindeyse TA kesinlikle o N kare içerisindedir de, değil mi? O N kare içerisinde olan her şey O N içerisinde de. Ya acaba bizim TA'mız daha iyi bir grup içerisinde ben mi görebiliyorum falan diye düşünebilirsiniz değil mi? Belki de O legen içerisindedir de TA, bilmiyorsun onu. Bu onu söylemiyor. Tamam mı? Ama adam bir tanesi çıkarıp derse ki TA aynı zamanda Omega N içerisinde derse artık logen içerisinde olma ihtimali kalmıyor. Tamam mı? Hem upper bound hem lower bound'ı vermiş oluyorsun. Algoritma hakkında güzel bilgiler bunlar. Kameramızın fokusu nasıl? O oynamadık değil mi biz? Sıkıntı yok. Tamam. Bu da Omega rotasyonu Big O ile beraber kullanıyor. İnsanlar genelde Big O'yu daha fazla kullanıyorlar. Upper bound koyuyorlar. Benim algoritmam bundan daha hızlı çalışmayacak diye. Bundan daha hızlı büyümeyecek diye. Ama bazıları diyor ki benim algoritmam bundan daha yavaş da çalışmayacak. Yani bu hızla çalışacak.
bunun altına inmeyecek garantisini veriyorum diyor. Adamın bir tanesi çıkmış demiş ki, siz bana demiş, sorting algoritmaları, tamam mı? TS diyelim. Siz bana demiş, en logenden daha yavaş çalışan sorting algoritmasını yazamazsınız demiş. Dolayısıyla adam bunu söylemiş. Adam bunu söylemiş de ben yazamıyorum. En log en büyük yazdım buraya. Mesela da göremiyorsunuz ki. Söylemiyorsunuz hiç. Ama şuraya yazayım. Adam demiş ki sorting algoritmalar için T sort, tamam mı? Bu n log n. Bundan daha iyi çalışan, bu upper bound, tamam mı? Lower bound'u. Bundan daha iyi hızlarda çalışan sorting algoritması yapamazsınız demiş. Genel sorting için, tamam mı? Genel sorting'de özürleşmiş bazı durumlarda çok hızlı çalışan algoritma yazabilir. Mesela şu, elinizde 3 tane sayı var. 3 tane sayı kastığınız zamanda sıralayabilirsiniz o bir zamanda. 3 tane adam oluşuyor. Öyle demiyor. Ya da şey yaparsan da çok hızlı sıralayabiliyorsun. Elinde 1 ile 100 arasında tam sayılar var. Bunları sıraladığınız zaman her zaman sıralayabiliyorsun bunu. 1 ile 100 arasında sayılar ve tam sayılar. Onları lineer zamanda sıralayabiliyorsun. Niye? Nasıl sıralarsın söyleyeyim bana. Elinizde 1 ile 100 arasında sayılar var. Tamam mı? Bunları sıralayın. Ama lineer zamanda, en karede değil. Nasıl yaparsınız? Elinizde 1 ile 100 arasında sayılar var. Bubble sort falan filan çalışır güzel. Ama onların hepsi o en kayda çalışıyor. Değil mi? Bubble sort nasıl dur? Dışta en var, işte en. Hocam 1 ile 100 arasında değil mi? Evet. Mesela bakalım x sayı 3 ise array'in 3. elemanına koyarım. Hangi array'i? Yani bir array tutarım. Tamam güzel. Tamam. Öyle işte. Sıfırdan 100'e kadar. Kaçlık bir array? Yüzlük bir array. Yüzlük bir tane array tutuyor. Array'in her bir elemanı koyuyor. 0 yapıyor ya da x'i 1 yapıyor. Değil mi? Ya fark eden bilmiyorum. Kendim olsa şeye bakmayacak mıyım? 3 mesela. 0 ile 100 arasında ya 3, 7, 9 diye gidiyor mesela. 3'ü gördüm, 3. elemanı koydum. 7'yi gördüm, 7. elemanı tamam. koydum. Ama array'in başlangıçta bir değerleri var ya içinde. Ondan işte hep 3 yazıyorsa o zaman değil mi? Array'i ilk önce 1-1 ile dolduruyor 1 ile 100 arasındaki bir yüzlük bir array'i. Sonra eline gelen sayıların hepsini array'in içine tık 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 koyuyor. Yüzlük bir array'in hepsini -100 yapmak ne kadar zaman alır? O n değil mi? O n. Ondan sonra arkadaşın söylediği algoritmaya göre eline gelen tüm sayıları elinin içerisine doldurması da o enlik zaman alır. İşte o en zamanda 100 tane 0 ile 100 arasındaki sayıları sıralamış olur. Değil mi? Evet. Dediği gibi hani -1 ya da 0 yapmaya gerek yok mu? Çünkü hani array'deki sayıları karşılaştırmayacağız. Bizim elimizdeki sıralamamız gerekiyor. İyi de bittikten sonra sıralamayı çıkar dedikleri zaman ne yapacaksın? Array'in üzerinden geçeceksin. Array'in içerisindeki rakamlara bakacaksın değil mi? Sayıları zaten koymuş olacaksın. Koydun da oraya eline sana dediler ki 0 ile 100 arasında 50 tane sayı verdim dediler ben sana. Bunları sıralı dediler ve ekrana yaz. Tamam mı? Nasıl yazacaksın onları ekrana? Array'in 0. elemana bakıyorsun. Ne var orada? -1 var. Burada bir şey yokmuş. 2'ye bakıyorsun. -1 var. Tamam mı? Eğer orada tesadüfi sayılar varsa 5, 15, 27 gibi ona da yazarsın. Array'i bir inişlaz etmek lazım. Algoritma ne yapıyor? Başta bir tane loop var. O halde çalışıyor. Sıralamak o halde. Ekrana yazmak yine o halde. Hepsi toplamda o halde diyor. 3n gibi bir şey ama 3n zaten. O yani özel bir durum. Özel bir durumdan bahsetmiyoruz. Genel durumlarda, tamam mı? Sınır yok. Eleman sayısının sınırı yok. O zaman bunlar omega n logende. Adam bunu ispatlamış. Biz de bunun ispatını sorting chapter'ında falan filan bakacağız. Omega önemli bir şey yani. Bu önemli. Adam algoritma hakkında böyle bir algoritma yapamazsın diyor. Bundan daha iyi bir algoritma yapamazsın. Dolayısıyla bizim n logende çalışan algoritmalarımız var. Ne diyor? Kimse n logenden daha hızlı algoritma yapmaya kalkmasın. Teorik ispatım var. O zaman en logende çalışan algoritma yapalım, tamam mı? Yapabilirsin diyor. En logende çalışan, çok güzel, çok temiz böyle yaklaşık 30 saniye içerisinde anlatabileceğim algoritmalar var. 30 saniye içerisinde en logende çalışacağını göstereceğim algoritmalar var. Bizim algoritmalarımız birazcık bubble sort, selection sort gibi algoritmalar anlatması böyle yarım saat sürüyor. Eğer yeteri kadar şey oluşursa, altyapınız tam oluşursa 30 saniyede anlatacağım algoritmalar var. Hangi algoritma geçen seneki arkadaşlarıma? 30 senede anlatacağım algoritma. En logende çalışan. Merge sort, evet. Büyük sort biraz zor. Merge sort 30 senede rahat bir şekilde anlatılabilir. Bu bizim şeyimiz. Omega rotasyonumuz. Onunla ilgili birkaç tane örnek var.
Şurada logla ilgili şeyler söylemiş. Bakın şu. Bu en şu en köken kök en bilinen bir kural bu. Bunlar nasıl ispatlandığına falan gelmiyor. Log en köken üstler falan filan gelince şey yapacağım. Bu böyledir falan filan diyeceğim. Biz daha çok basit fonksiyonlar uğraşıyoruz ama bu bilmiyor. Ne demek bu? Düşünür müydünüz bunun böyle olduğunu? Karekök mı hızlı biliyor logen mi? Ne diyor bu? Hangisi daha hızlı büyüyor diyor? Bu değil, bakın bu şu değil. Bu değil, tamam mı? Bunu yazmadım buraya. O ne demek şuna göre? Eğer bunu yazsaydım ne derdim ben? Ne derdim? Logen daha hızlı büyüyor derdim, değil mi? Yani logen. Çünkü onun altında kalıyor derdim ama bunu yazmadım ben. Bunu yazmadım. Bunu yazdık. Bu ne demek? Köken daha hızlı büyüyor. Köken, evet. Logen, köken için bir lower bound. Tamam, bunun söylediği en fazla onun kadar hızlı. Ondan daha yavaş büyüyemez diyor. Ondan daha yavaş büyüyemez. Yani mantık olarak doğru geliyor size. Ya karakök çok yavaş büyüyen bir şey. Yani 10.000, 10.000'in karakökünü alırsan 1.000 ediyor falan ama 10.000'in bir logaritmasını alın, 4. Logaritma kadar yavaş büyüyen fonksiyon bulmak kolay değil. Logaritma kadar yavaş büyüyen fonksiyonu söyleyeyim ben size daha yavaş büyüyeni. Logaritma söylemiştik ya, yine logaritma geldi. Logaritma müthiş bir şey. Logaritma ne kadar çok hoşumuza gidiyorsa, şundan da o kadar nefret ediyoruz. Bundan da o kadar nefret ediyoruz. Böyle algoritmalar çok. Bir numaralı algoritma neydi? Alimin padişaha yere serdiği, ama o da pek algoritmaya benzemiyor. Kimse burada hesabını yapmıyor. Şöyle bir tane algoritma söyleyeyim bana. 2 üzerinde çalışan. Basit bir algoritma. İlkokuldan beri yapıyorsunuz. İpucu size. Siz ilkokul okudunuz mu? Okurken neydi yani? İlkokulunuzda neydi sizin? İlkokul mu diyorlar? İlköğretim okudunuz siz. İlköğretim mezunusunuz. Tamam. Hangi sınıfa kadar ilköğretim okudunuz siz? 8'e kadar mı okudunuz? Bu sefer... Şimdi yenileri 4'e kadar mı ilköğretim okuyorsunuz? İlköğretim var. İlköğretim, ortaokul. İlkokul mu diyorlar, ilköğretim mi diyorlar? İlkokul diyorlar. Liseye ne diyorlar? Ortaöğretimde bir arası ya. Her neyse, tamam. Ta küçüklükten beri size, 7. sınıftan, 8. sınıftan beri anlattıkları bir tane hikaye var. O 2 üzerinde çalışıyor. 2'ye bölüp bölüp. İkiye bölüp gittiği zaman logen oluyor. Güzel bir şey. Bu ikiyle çarpıp giden bu. Faktöriyel mi? Kümelerle alakalı. Faktöriyel de kötü bir şey. Faktöriyel mi kötü, bu mu kötü? Düşmanlarınızı tanıyın. Tamam. Dostlarımız neler? O bir logen. Yine faktöriyel değil. Faktöriyel mi kötü, bu mu kötü? Faktöriyel daha kötü. Faktöriyel daha kötü. Faktöriyel nasıl bir şey? Çok kötü. En çarpı en eksikli falan. En üzeren gibi bir şey değil mi? Ama en üzerinden nasıl? Şöyle. En üzeren mi kötü, faktöriyel mi kötü? Niye? Çünkü faktöriyel bunun fakiri, değil mi? Bunun kadar her seferde en bir çarpıyor, o düşürerek yapıyor. Tamam mı? Şunlar kötü. Üzerine en geldiği zaman kötü şeyler olur. Şu algoritmayı söyleyeceksiniz bana. Ne bu? Verilen bir tane kümenin alt kümelerini bana sırala algoritma. Ben size soruyu sordum. Birinci sınıflara rahat veririm de ben bunu çok bildim zaten. Birinci sınıflara yapma diye. Verilen bir tane kümenin alt kümelerini sırala. Kümeyi nasıl vereceğim? Küme işte birden 10'a kadar içerisinde sayılar tutan bir tane küme düşünün. Bunun alt kümelerini bana söyleyin. İçerisinde 10 tane eleman olan kümenin kaç tane alt kümesi vardır? 210 tane. Nasıl kodlarsanız bunu söyleyin bana. Yani. 210 olduğuna göre o ne demek ya 210? İç içe 10 tane loop var. Her biri 1-0-1-0 yapıyor. Peki içinde 15 tane eleman olan kümenin alt kümelerini bana yaz. Yeni bir kod mu yazmam lazım her seferinde? Yani? Nasıl yaparsınız? İlk önce bilmiyor böyle. Nasıl yaparsınız? Hocam mühendis olduğunuzu yapamıyor musunuz bu soruyu ya? İlkokul sorusu bu.
Sen daha büyük mühendisin. Yapmanın en kolay yolu ne biliyor musunuz bunu? İçerisinde 10 tane eleman olan bir kümeyi sanki 10 tane içerisinde 10 tane bit olan bir binary sayı gibi düşünün. Ben burada 6 tane yaptım. Şimdi 0 0 0 0 olduğu zaman boş küme bu. 0 0 0 0 1 olduğu zaman sadece tek elemanlı. Anladınız mı? Bu ikinci elemanı aldınız. Kaç tane yazabilirim bunlardan alt alta? 256 tane değil mi? Ne yapıyorsunuz yani? Binary sayıyı teker teker üzerinden geçiyorsunuz. Tamam. Yani bu şu çok nadir bulunan bir durumlar değil ya, uçuk falan filan değil. Genelde insanın aklına ilk gelen şeyler, çözümler genelde şunun gibi faktöriyel gibi çözümler oluyor. Bunun gibi ve faktöriyel gibi çözümler oluyor. Exponential problemler bunlar. Exponential. Exponential diyorlar ve bunlar bizim düşmanlarımız. Tamam. Tamam. Şimdi omega notasyonu hakkında başka bir şeyler daha söyleyeyim ben. Şuna bakın. Ne kadar mantıklı bir şeydir. Şöyle tam buraya koyayım. Söyleyin bana Türkçesini bunun. Upper bound, lower bound cinsinden. Okuyor muyor musun? Çok büyük. Şurayı biraz şu aşağısı kuru çıkmasın diye. Nasıl kapatacağım ben orayı peki? Kuru kuru nasıl gizlerim arkadaşlar? Neyse ya gizlerim. Alt tarafı okumayın. Siz kendiniz söyleyin. Ne diyor bu? Şu ne diyor? FN, OGN içerisindeyse. Aynı zamanda. Tamam mı? Tamam. Yani FN, OGN içerisindeyse ben bundan GN'in omega FN içerisinde olduğunu çıkarabilirim. Tersi de yani. Bunu gerektiriyor. Bu da bunu gerektiriyor. Bunun adı neydi bunun adı? Ancak. If and only if. Evet. Ancak ve ancak. Eğer bu doğruysa bu doğrudur. Bu doğruysa bu doğrudur. Mantıklı mı? Türkçesini söyleyin bana. OGN FN'in upper'ı ise OGN değil. GN FN'in upper bound'ı ise GN de FN de GN'in lower bound'ı. Zaten bu doğru bir şey. Eğer GN FN'in eğer GN FN'in upper bound'ı ise üstten sınırlıyorsa yani FN GN'den daha hızlı büyümüyorsa tamam mı? FN GN'den daha hızlı büyümüyorsa bu ne diyor? GN de FN'den daha yavaş büyüyor. Tamam. Mantıklı, güzel de biz öyle mantıklı, güzel lafla hikayelere inanmıyoruz. İspatlamamız lazım. Nasıl ispatlayacağız? İspatlayınca bu adam O'dan konuşuyor, bu adam Omega'dan konuşuyor. Bunların tanımları vardı. O yüzden tanımlarına bakalım. Tanımları neler? Tanımları işte burada. Eğer diyor. Tamam mı? Eğer şu doğruysa şu doğrudur. Anladınız değil mi? Bu doğruysa bu doğrudur. Anladık deyin. Evet. C1 de orada. Adamın seçtiği bir tane C. N0'ı şimdilik düşünmez. N0'da yeteri kadar bir tane büyük bir rakam. Bu doğruysa bu da doğrudur. Değil mi? Bu doğruysa. Şimdi bunlar yazdım yerlerine. Eğer bu doğruysa bu doğrudur. Bu doğruysa bu da doğrudur. Öyleyse bu doğruysa bu doğru olması lazım. Bu doğruysa da bu doğru olması lazım. Acaba bu yere doğru gidiyor mu diyor. Tamam mı? Diyor ki her iki tarafı da diyor divide the left side with C1. Her iki tarafı C1'e bölelim. Her iki tarafı C1'e bölelim. Böldü işte buraya. Şurası ne oldu? 1 bölü C1 FN küçük eşit GN. Burası GN büyük eşit C2 FN. Tamam mı? C1 ile C2'yi de hala ne olduğunu söylüyorum işte. Böyle olsun hadi. Tamam diyor. Geldim diyor. Ben C2'yi eğer 1 bölü C1 seçersem oluyor diyor. Değil mi? Anladınız mı? Eğer C2 1 bölü C1 olursa o zaman şurası ne olacak? Şurası da C2 olacak. Aynı sayı yani. Tamam yani burası C2 if I choose C2 as 1 over C1 yani şurası böyle seçersen diyor. İkisi de aynı şeyi söylüyor değil mi? Anladınız değil mi? Şu tarafa bu taraf birbirine aynı sıfatı. C'leri seçmek sizin elinizde. Cambazlık yapacaksınız dedim ya ben. C1 ile C2 öyle seçiyorsun ki bunlar birbirine dönüşüyorlar. Yaptığı ispatı gördünüz değil mi? Keşke ben baştan kendim yazsaydım. Böyle slide'dan anlatınca bu türlü proof'lara sanki tepeden düşmüş falan filan gibi oluyor. Ama neydi ispatımız? Neye dayalıydı? Big O notasyonunun C'sine ve omega notasyonunun C'sine ve N0. N0'lar nerede burada hocam?
İspatı böyle yaptığın zaman en sıfırın bir önemi kalmıyor. Tamam mı? Aynı en sıfırı kullan ikisi için. Aynı en sıfırı kullanabilirsin. Bir tane en sıfır seçiyorsun. Burada önemli olan C1 ile C2. E hocam baştan aynısını seçseydik. Baştan aynısını seçseydik diyebilirsiniz. Buraya C1 yazdım. Buraya da C1 yazdım. Ona ne dersiniz? Yani baştan C1 yaz oraya. Korkuluyorsunuz. Baştan C1 yazdığım zaman zaten doğrudan çıkıyor değil mi? Yok olmuyor. Biri C'nin biri F. Olmuyor. İkisini C1 yazdım. Tamam. Olmuyor. Birisi C1, C1. Farklı olması lazım. Buraya C1. Buraya da C1 koyarsın o zaman. Olmaz ki öyle sağlayan. Tüm F'de için bu sağlamları söyleyemem. Bunun kendine ait bir C'si var. Bunun kendine ait bir C'si var. Ama bu C'de öyle bir seçeceğim ki bunun C1 olarak seçtim. C2 ile 1 bölü C1 seçeceğim ya da tersi. Buraya bir tane C1 koyduysam onu da oraya koymuş olayım. Tamam. Anladık mı? Şu bir teorem. Adam teorem yaptı. Tanımdan yola çıkarak teorem yaptı. Bu teorem ispatı içinde bunu kullandım. Kullanırken tabii ki ne diyorum kullanırken? Benim elimde tanım var diyorum. Şunun tanımı vardı. Bunun da tanımı var. Tanımdan yola çıkacağım diyor. Tanıma göre bir C1 bulmam lazım. Bunun tanıma göre bir C2 bulmam lazım. E peki bunun böyle olması bunu gerektiriyor mu? Eğer C1 bu şekilde seçersen, C2 bu şekilde seçersen o zaman tabii ki gerektiriyor. Tamam bunu kullanın. Eğer bir şeyin upper bound'uysa, tamam mı? Bir şeyin upper bound'uysa öbür şeyin bunun lower bound'u diye düşünebilirsiniz. Lower bound'u diye düşünebilirsiniz. Şeye dönelim tekrar. Şu resme. Bu resme. Burada gördüğünüz gibi şunu söyleyebiliriz değil mi? Şurada n buna göre n o n log n içerisinde, tamam mı? Ne demek yani şu lineer log lineer'in altında kalıyor. Bu bir önceki teoremden yola çıkarak teorem ne diyordu? Eğer bunu söylüyorsan şunu da söyleyebilirsin. Söyleyeceği şeyi söyleyeyim bana. Ne yazacağım buraya? N log n is n söyleyeyim. Omega. N log n. Ne yapıyor burada? N log n şunun upper bound'u oluyor. Pardon. N bunun lower bound'u oluyor. Bu bunun upper bound'u, bunun lower bound'u. Eğer bunu yazıyorsan aynısını yazabilirsin. Tamam. Bakın bu bir küme. Bu küme neydi? Şu log lineer'in altında kalanları kümesiydi bu. Değil mi? Şurada kalanlar bu bir küme. Şu da bir küme. Bu da lineer'in üzerinde kalanlar kümesi. Değil mi? Onların üzerinde kalanlar kümesi. Tamam. Var mı sorusu? Devam edelim isterseniz. Ha bu güzel. Bu yüzden bir şeyler yanlış adam buraya. Okuyun anlayın. Doğru değil. Birincisi doğru. N kare kesinlikle N kare var. Şunları ihmal edeceğiz. İkincisi de doğru. Üçüncüsü de doğru. Niye? Çünkü N kare N kare. İspatı. Bu da doğru değil mi? Niye? Çünkü bu bunun upper bound'u. Bu bunun lower bound'u. Şu doğru mu? Aynı şey. Aynı T fonksiyonu. Aynı çalışma zamanı. Hem bu kümede hem bunda hem bunda. Hem de bunda şu ilginç. Hem bunda oluyor hem bunda oluyor da. Değil mi? Yani en kare hem bunun lower bound'u hem de upper bound'u. İkisi birden oluyor. Demek ki şununla şunun arasında iyi sıkı bir ilişki var. Sıkı bir ilişki var. Zaten adamlar şuna meraklanmışlar bazıları. Ya demişler bir fonksiyon, bir T fonksiyonu. Başka bir fonksiyonun hem lower bound'u hem de upper bound'uysa aynı fonksiyonun. Buna özel bir isim verin demişler. Şimdi ona bakacağız. Şimdi ona bakacağız. Ona da işte bu deniyor. Teta rotasyonu. Big O rotasyonu, omega rotasyonu ve teta rotasyonu. Teta rotasyonu diyor ki teta rotasyonu. Bak diyor eğer bu hem bunun içerisinde hem de bunun içerisindeyse o zaman ona teta verelim. Teta ismini verelim. Tabii tetanın tanımı bu ya. Tetanın tanımının içerisinde bu var, bu var. Bir şeyin teta içerisinde olduğunu göstermek için Teta içerisinde olduğunu göstermek için hem bunda olduğunu göstermeniz lazım hem de bunda olduğunu göstermeniz lazım. Yani bir şunun için C ve N sıfırı bulacağız.